Çok sağ ol. Ben çok mutluyum şimdi. Seni daha biraz dinlemek very happy to be here. No, I'm very happy to be here. It's a big honor for me to wear this Galatasaray shirt and be a member of this huge big family. Bu büyük ailenin bir üyesi olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Benim için gerçekten çok büyük bir gurur Galatasaray forması giymek. O yüzden şu anki duygularım için çok çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Peki teklif aldığında kendisi için sürpriz oldu mu Galatasaray'dan? Neler hissettin? What did you feel when you first received the first offer from Galatasaray? Was it a surprise for you? I felt good during the last season and I knew I did a good season when Galatasaray came and put the offer. I was very very happy because one of my dreams was to play for this big club and now I'm here, so I'm very happy. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim düşünüyorum, iyi bir performans sergiledim. Galatasaray'da oynamak benim en büyük rüyalarımdan bir tanesiydi, en büyük rüyalarımdan bir tanesi gerçekleşti. O yüzden ilk teklifi aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum ve burada olduğum için de bir kere daha söylemek istiyorum ki çok mutluyum. Kanatlarda görev yapıyor. Bu mevkide de Babel gibi işte Feghouli var. Onyekuru'nun tekrar gelmesi konuşuluyor. Bu rekabete hazır mı? Kendisini hazır hissediyor mu? And you are playing as a winger, and in this position we have some other players with high quality, like Feghouli, like Babel, maybe Henry can come back also. So are you ready for this competition? Of course I'm ready. Otherwise I wouldn't be here. I know my own qualities, and I'm not only playing on the right side and left side. I play in the midfield also. So I'm ready for every challenge, and I've been playing in good teams all the time. So the challenge have to be here. As a big club, you have to have quality players everywhere, so there's no problem. Bundan önce de önemli kulüplerde oynadım. Bundan önce de tabiri caizse önemli meydan okumalarla karşılaştım. Tabii ki her zaman rekabet vardı. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsanız mutlaka bu tip rekabetlere hazır olmanız gerekiyor. Zaten hazır olmasaydım bu teklifi kabul etmezdim. Böyle de olması gerekiyor. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir camianın her mevkide çok kaliteli isimlere sahip olması gerekiyor. Diğer taraftan kendi mevkim için konuşmam gerekirse sadece sağ açık, sol açık değil. Yani sadece kanat olarak değil, orta sahada oynayabiliyorum. Ama demin de söylediğim gibi her türlü rekabet hazırım. Şampiyonlar Ligi var bu sene. Şampiyonlar Ligi onu heyecanlandırıyor. And we will play in the Champions League, so you will play in the Champions League. It makes you excited. Of course, Champions League is the biggest competition in for club football, so of course. Tabii ki çok heyecanlandırıyor. Çünkü kulüp anlamında bakıldığında Şampiyonlar Ligi en büyük turnuva. O yüzden mutlaka beni de heyecanlandırıyor. Peki son olarak cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkıp İsveç kadın milli takımına prim bağışlayacağını sormuş. Bununla alakalı neler soruyorsun? You will donate some bonus for the Swedish woman team. Is it true? What would you like to say about it? Yes, it's true. I donate my bonuses from the national team to the Swedish football for women. Women, yeah. So it will go all to the Swedish football of women, not only the national team or the women who are playing in the national team, or it's general for all the teams in Swedish football women. Evet, kesinlikle doğru bilgi. İsveç milli takımdan kazandığım bonusu, kazandığım primi sadece İsveç kadın milli takımı değil, diğer takımlarda, yani bütün futbol oynayan kadınlara da, bütün kulüplere de bağışladım. Teşekkür ederim. Thanks a lot. Thank you.